Motorcu Muhabbeti'nden herkese merhaba. Bugün Held'in son çıkardığı botu Torans ile beraberiz. Eğer kendinize 3 mevsimlik hem konforlu hem de güvenli bir bot istiyorsanız biraz sonra söyleyeceklerimi dikkat dinleyin. Held Torans yüksek bilekli en çok kullanılan motosiklet botu tiplerinden biriyle karşımızda. Dış yüzeyi tamamen polyester yapmışlar. Aynı zamanda mikrofiber malzeme kullanılmış. Yani bunu anlama geliyor. Çok fazla ter ve su tutmuyor. Kirlendiğinde de temizlemesi gayet kolay oluyor. Tabii ki her şey temizlik, her şey görüntü değil. Güvenliği ve konforu da en üst seviyede. Güvenlik için ne koymuşlar? Ucunda, burnunda, topuğunda ve alt tarafında bükülmez ve zarar görmeyi engelleyecek parçalar koyulmuş. En basiti alt tarafla benim her bölümde söylediğim bir şey vardır. Bükülme konusu geldiği zaman öne doğru yürüdüğünüzde burnun bükülebildiğine ama açısal herhangi bir kuvvetle alt tabanın herhangi bir şekilde bükülmeyeceğine dikkat edin bir bot alırken. Bu çok önemli. Burun ve topuk korumaları dışında tabii ki yan tarafta da kemik koruması olmasına dikkat edin. Bu korumalar dışında botun ters tarafını çevirdiğimizde şurada küçük bir yazı görüyoruz tabii ki. Vibram taban diyor. Yani kaydırmaz taban. Özellikle biraz yağışlı zamanlarda veyahut da yazın suya denk geldiğimizde ayağımızı yere koymaktan korkarız. Neden? Kayacağını düşünürüz ama vibram taban olduğu zaman gönül rahatlığıyla ayağınızı isteğiniz yere koyabilirsiniz ve kaymayacağından emin oluyorsunuz. Güvenlik sertifikası olarak EN13634 2017 kullanan Turans botumuzda hem motorunuzu hem botunuzu hem de sizi koruyacak ekstra layer'lara yani katmanlara da sahip. Özellikle iç tarafta yaptıkları şu ekstra katman benim çok hoşuma gitti. Çünkü motora dayadığınız noktada hem motorun mahvolmasını engelliyor hem de herhangi bir şekilde botunuzu zarar vermiyor. Aynı zamanda titreşimi de sizi iletmiyor. Dış tarafta da gördüğümüz ekstradan serçe parmağı koruyan bir bölme, bir layer daha var. Özellikle Avrupalılar bu noktaya çok dikkat ediyor. Serçe parmağı çok seviyorlar. O yüzden bu botun üstüne de hem içine hem dışına ekstra layerlar eklenmiş. Her geçtiğimiz sene markalar hep yeni özelliklerle geliyor. Held de burada geri kalmamış. Kendi inovasyonunu getirmiş. Özellikle bağcık kısmında her markanın farklı böyle imzaları var biliyorsunuz. Held burada biraz daha çekmeli bir ip sistemi kullanmış. Gayet kolay. Çektiğinizde sıkıştırıyorsunuz ve aşağı kadar tamamı ipi geriliyor ve ayağınızı 10 numara sarıyor. Aynı zamanda o yetmiyormuş gibi üstüne de bir cırt koymuşlar. Yani cırtı açıyorsunuz, ayağınızı içine geçiriyorsunuz, ipinizi çekiyorsunuz, üzerine de bileği kapatıyorsunuz. Özellikle yüksek bilekli botlarda bu cırt çok önemli çünkü ayağınızın içinden rahat bir şekilde çıkmasını çok güzel bir şekilde engelliyor. Sadece bağcıkla bunu gerçekleştirmeniz pek kolay olmuyor. Ergonomi ve kolaylık söz konusu olduğu zaman da sol tarafta olduğu kadar sağ tarafta da bir vites koruyucusu var. Vitesin altından değiştirdiğiniz zaman botunuza herhangi bir zarar gelmiyor. Ve uzun bir süre dayanacak güzel bir malzemeden yapılmış. Kavuçuk bir malzemeden yapılmış. Kolaylığa geldiğimiz zaman da arkada botu rahat bir şekilde ayağınıza geçirebilmeniz için buradan bir tutacak koymuşlar. Genelde bu noktalarda insanlar arka tarafı çok fazla oynatıp kırıyorlar, içe doğru büküyorlar. Ondan sonra rahatsız edecek duruma gelebiliyor. Parmağınızı buradan sıkıştırıp botu rahat bir şekilde giyebiliyorsunuz. Dikişleri de topu aşağı kadar uzatmaları müthiş olmuş. Yani bu uçtan böyle kopup da sonradan sizin başınızı ağrıtacak bir nokta değil burası. Gayet sağlam. Bugün Hel Torans ile beraberdik. Torans isminin nereden geldiğini merak ediyorum ama düşünmem gerektiğinde hem turu içinde bulunursun hem de endurance içinde bulundursun gibi bir şey kafama geliyor nedense. O yüzden hem konforlu hem uzun yolda hem şehir içinde kullanacağınız güzel bir bot olabilir. Bu 3 mevsimlik Torans botumuz. Peki nereden alabiliyorsunuz? Tabii ki motomax.com.tr ya da motomax'ı Hasanpaşa mağazasından alabiliyorsunuz. Güzel bot olmuş. Kesinlikle bir deney derim.